Bunu söyleyemeyeceğim sayın izleyiciler. Sorulara geçelim. Ne dedikoducu var ya, ne dedikoducu. Evet efendim. Şöyle ki Şafak Işık Yıldız demiş ki vurgu yapmış olduğunuz nokta gayet mühim ve lakin yine bir uca kaçmış olmuyormuş. Şöyle ki eğer önemli tercihlerimizi sadece duygularımızla yaparsak sadece anı yaşamaya doğru gitmiş olmaz mıyız? Ya da insanı olması gerekenden uzaklaştıran temel şeylerden bir tanesi duygular değil midir? Günümüzde duyguları takip etme sık sık kullanıldığı için daha hazcı, daha agresif, daha zayıf, daha pes etmeye meyilli, daha tembel, daha bencil olmuyor muyuz? Önümüze bir engel çıktığında duygularımızı takip edersek zorluklara katlanma odaklı değil, acı çekmeme odaklı hareket etmeye daha istekli olmuyor muyuz? Buradaki, bu sorudaki bütün duyguları dürtüyle değiştirseniz hepsine evet demem gerekir. Ama duygu sadece dürtüden ibaret değildir. Mesela haz duyguları dürtülerimizin parçasıdır. Vicdan diye bir duygumuz var. Aşk diye bir duygumuz var. İşte efendim daha yüksek sezgilerimizi besleyen duygularımız var. Bunlar bize özellikle de bu dünyada belli bir yaşanmışlığımız varsa çok önemli rehberler olurlar. Aklımız elbette ki basit sorunları çözebilmek için çok iyidir. Yani bugün şu ayakkabıyı mı giyip şu ayakkabı. Tam bir akıl sorusu. Gayet güzel. Aklınızda bunu çözebilirsiniz. Ama ben hayatımda ne yapmalıyım, bugünden itibaren artık nasıl yaşamalıyım vesaire gibi konularda deneyimlerimizi tartarken o deneyimlerimize ilişmiş duyguları, hisleri okumayı öğrenmemiz lazım. Çünkü mesela bir şey bize çok haz verici gelebilir ve onun peşinden gitmek isteyebiliriz ama bir duygumuz mesela bir vicdan orada diyorsa ki yapma bunu. İşte o duyguyu dinleyeceksin o zaman. Ve bu o zaman bizi insan yapan şey. Nedir bizim özgürlüğümüzün farkı? Aynı videoda, yani bir başka videoda da bahsediyorum. Dürtülerimizin hilafına seçim yapabilme bize özgürlüğü veren şey. Yani dürtülerimiz bizden bir şey istiyor ama biz onun aleyhine davranabiliyoruz. Onların istediğini yapmayabiliyoruz. Hiçbir hayvanın böyle bir özgürlüğü yok. Bu bir tek bizde var. Ve dürtülerimizi erteleyebildiğimiz nispetle insan oluyoruz. Bu da mantıken yapabileceğimiz bir şey değil. Ömür boyu mantıken akılda böyle bir şey yapamayız. Onun yerine daha kuvvetli pozitif itici duygulara ihtiyacımız var. İşte bu bir hedef duygusu. Bir büyük efendim nasıl diyelim ona dünyayı değiştirme arzusu falan gibi şeyler düşünün. Hani böyle çok büyük yani biyografileri yazılan insanlarda falan oluyor ya. Öyle bir şey bu insanı yemeden içmeden kesiyor. Yeme içmeden daha temel dürtü mü var? Ama gidiyor mesela. Burada dürtüyle karıştırılmış duygu. O yüzden soru güzel ama bence kelimeler üzerine düşünmek lazım.